yeni bir Hayata Dair Maosa programıyla karşınızdayım. Bugün sizleri sanatla buluşturacağım. Belki de resme merakı olan ve resim kurslarına başlamak isteyen birçok kişiye de ilham olacağız. Evet, sizden başlayalım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Meryem Taş. Ne kadar güzel, böyle resim kurslarına katılıyorsunuz. Ne kadar zamandır geliyorsunuz buraya? 2 sene oldu. 2 senedir geliyorum. Nasıl başladınız? Çevrenizden biri mi vardı? Size tavsiye mi etti? Ben arkadaşlarımı ziyarete geldim. Onlar görünce heveslendim, ben de başladım. Evet. Önceden böyle bir yeteneğiniz olduğunu farkında mıydınız? Hiç yoktu. Hiç. Cin Ali'yi çizerdim o kadar. Yani ben de öyle olduğumu düşünüyorum. Ancak bazı şeyleri de keşfetmek için herhalde bir atılım yapmak gerekiyor. Başlamak önemli olan başlamak. Başlayınca arkası geliyor. Yani içsel olarak o geliyor zaten sana. Neyi nasıl yapacağını biliyorsun. Önemli olan adım atmak. İki tane at çizdiniz, çalıştığınız portre. Peki resim çizerken neler hissediyorsunuz? Ben daha çok zihnimi boşaltmak için geliyorum. Ben biyoenerji çalışmaları yapıyorum. Zihnim hiç durmaz, sürekli çalışır. Ama resim yaparken duruyor. Bu benim için bir mola oluyor. Güzel oluyor yani. Aslında bir terapi gibi terapi, herhalde. Evet. Peki emekli misiniz, ev hanımı? Emekliyim. Yani dışarıdan yatırdım emekliliğimi. Kendi iş yerimiz vardı, orada çalıştık. Oradan emekli oldum. Olunca da kendimi bu şekilde meşgul ediyorum. Bizi izleyen ve resme merakı olan kişilere neler söylemek istersiniz? Hiç cesaret edemeyen, yapamam falan diyen ama isteyen aslında bir taraftan da. Neler söylemek istersiniz? Ben tavsiye ederim, mutlaka gelsinler. Yeteneğim yok diyenler de gelsinler. Gelince mutlaka bir şeyler açılıyor, açılım yaşıyorlar. Yani bu kesin bende olduğuna göre herkes de olabilir. Sizi tanıyarak lütfen başlayalım sohbetimize. Adım Zuhal Akterzi, emekli rehber danışmanım. Buraya işte biraz eğlence maksatlı, biraz yeteneklerimizi belki keşfetme maksatlı. Sağ olsun Zuhal Hoca'nın bunda çok etkili oldu. Bu yapı bizi bir araya getiriyor. Çok sayıda kadının buraya toplanmasını bir nevi sohbet ortamında güzel ürünler ortaya çıkarmamıza neden oluyor. Ona da teşekkür ederim. Ne kadar zamandır kurslara katılıyorsunuz? Yani ben biraz geç başladım aslında. Çünkü çok uzun süre atölyeye gelmeme rağmen resme başlamam biraz cesaret istedi galiba. Sonra bir gün işte bir şey vesile oldu. Başladım. 2019'da başladım. İlerletmeye çalışıyorum. Gayet güzel. Çizdiğiniz resimlerden de belli. Peki daha önce sanatla yakınlığınız var mıydı? Yani aslında tarihle ve sanatla yani küçük yaştan beri ilgileniyordum. Özellikle mesela gittiğim ülkelerde işte gezerken böyle sanatsal etkinlikler olduğuna mümkün olduğu kadar katılmaya çalıştım, gitmeye çalıştım. Hep izledim, hep bir izleyiciydim aslında. Ondan sonra bunu davranışa döktüm, bu şekilde yansıdı yani. ve ben bundan dolayı da mutluyum aslında. Çünkü gerçekten resim yapmak ya da sanatın herhangi bir... Bu arada seramik kursuna da gidiyorum emekli olduktan sonra. Yani sanatın bir dalıyla da uğraşmak aslında insanı hem rahatlatıyor hem mutlu ediyor. Yani ben bunları hissediyorum bu konuda. En başında insanın kendi yeteneğini keşfetmesi ve herhangi bir dalda üretmesi aslında hayata tutunmasına, hayattan zevk almasına sebep veriyor diye düşünüyorum. Yani bir şey yapamam diye düşündüğünüz bir anda bir şeyler üretmek
mutlaka mutlu ediyor insanı ve hani daha da çok bir şeyler yapabilirim diye düşünmesine neden oluyor aslında. Peki her ne kadar kendimize güvensek de ki biz kadınlar çok güçlüyük. Çevrenizde sizi motive eden kişiler vardır mutlaka. Yani şu anlamda ilk başta gecikmemin nedeni de birazcık demoralize olmamdı aslında. Yani yapamazsın denilmesi. Öyle mi çevrenizdeki kişiler mi? Yani çevremdeki kişiler değil de geçmişte işte hani bu olmadı, olmamış bu denildiğinde. Yani bir insanın bir anda kopmasına ve yapabilirsin diye teşvik edilmesinde ise çok şeyler yapabileceğini keşfetmesine neden olur. Onun için daima çevremizdeki insanlar bir şey yapar ki o güzel oldu, hani daha da iyisini yapabilirsin anlamında söyleyiler vermek daha iyi bence. Mutlaka güzel enerjiler vermek. Siz bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Emeklilik hayatında olabilir, iş hayatında olabilir ve boş vakti olan kişilere herhangi bir dalla uğraşmaları adına neler söylemek istersiniz? Yani şöyle, emekliye çıkan insanlar genelde şöyle bir sıkıntıya düşeceğim diye endişe duyuyorlar. Yani hani çıkarsam boşluğa düşer miyim? Yani ben gerçekten şu anlamda böyle bir boşluk yaşamadım. Çünkü hani devamlı bir sosyal olmak, bir sosyal ortamda bulunmak, kendinin yapabileceklerini keşfetmen ve o yönde de enerjini harcaman hem çevrendeki insanlara da mutluluk verir. Çünkü sen mutluysan çevrendeki insanlar da mutludurlar. Sen huzurluysan çevrendeki insanlar da huzurlu. Bunu yansıtıyoruz çünkü ister istemez. Ben yani resimle ilgilenirken şöyle diyeyim, zamanın nasıl geçtiğini hissetmiyorum. Yani emeklilik bana hatta şöyle bir avantaj verdi. Daha çok zaman ayırıyorum sevdiğim şeyleri yapmak için. Örneğin mesela güzel bir bahçem oluştu, resim yapıyorum, seramik yapıyorum. Yani mesleğimi seviyor muyum? Evet, mesleğimi de seviyordum, seviyorum şu anda. Ama yani hani onun dışına çıkabilmeyi, aslında çalışırken yapabilmek belki de işimizde de daha verimli olmamıza neden olur. Öncelikle sizi tanıyalım lütfen. Ben Ayşe Köse, emekli tekstil mühendisiyim. 2 yıldır Mavi Fırça'ya geliyorum. Ondan önce de yaklaşık bir 8 yıl falan Türkiye'de halk eğitimlere gittim. Hep resim kurslarına gittim. Yani emekli olduktan bir süre sonra resime devam ettim. Daha önce lisede yapıyordum zaten. İş hayatı benim çok yoğun olduğu için mühendislik yaparken resim yapamadım. İşte emekli olunca tekrar başladım. Yaklaşık 10 yıldır sürekli yapıyorum. Ne kadar güzel. Emekliliğinizi böyle güzel meşgalelerle dolduruyorsunuz. Evet. Resim çizmek size neler hissettiriyor? Vallahi resim yaparken, boyarken sadece onu düşünüyorsun. Derdin, sıkıntın varsa onların hepsini unutuyorsun. Sadece onu düşünüyorsun. Yani beynin ona çalışıyor. Çok güzel bir şey yani. Rahatlatıcı bir şey. Buraya gelmek de hani... Evde de resim yapabilirim, başka bir yerde de yapabilirim ama burada olmak güzel. Burası terapi gibi, terapi merkezi gibi. Arkadaşlarla birlikte olmak güzel. Aslında bir nevi güzel. Sosyalleşmek, evet, arkadaşlık evet. Kurmak. Evet, sosyalleşmek, evet. Evet. Peki özellikle çalıştığınız alanlar var mı? Doğa mı, hayvanlar üzerine mi resim çiziyorsunuz? En çok neyi çizmekten keyif alırsınız? Yani her türlü resmi yapabilirim, her türlü resmedebilirim, oradan oraya aktarabilirim ama portre yapmak beni daha çok mutlu ediyor. Portreyi de güzel yapıyorum, kendime öveyim. Ne kadar güzel kendini bilmek, yeteneklerini keşfetmek. Peki çizimlerinizi çevrenizdekilere hediye eder misiniz? Hediye ettiğim de var. İsteyen ne istedikleri resmi de yapıyorum. Hediye de ediyorum. Şu anda elimde pek bir resmim yok. Vermişimdir çoğunu yani. Peki sizce yetenek mi önemli yoksa yılmadan çalışmak mı? Yeteneğini keşfetmek üzere uğraşmak mı? Yani yeteneğiniz varsa çalışınca çıkar ama yeteneğiniz yoksa da bir yere kadar bir şeyler yapabilirsiniz. Belki yani çok derin, çok anlamlı yani nasıl söyleyeyim? Yeteneğiniz çerçevesinde. Her şeyi yapabilirsiniz ama yeteneğiniz yoksa da yine bir şeyler yapabilirsiniz. Öğrenilebilir bir şey çünkü resim.
Var mıydı çevrenizde resimle ilgilenen kişiler? Yoktu. Ben liseye başladığımda seçmeli resim bölümünü seçtim. Seçmeliydi resim dersi o zaman, şimdi bilmiyorum. O zaman başladı. O zaman yani ilerlettim de. Lisedeyken ilerlettim ben. Ama çalışma hayatı boyunca da durdu 20 sene kadar. Bir ara verdiniz aslında. Evet, 20 sene durdu. Ondan sonra tekrar sıfırdan başlamış gibi oluyorsun zaten bir süre sonra. Unutuyorsun. Size de sormak istiyorum. Böyle emeklilik hayatını evinde geçiren, hep aklında bir kursa katılayım, bir atılım yapayım deyip ama erteleyen kişilere neler söylemek istersiniz? Vallahi hiç kimse evde oturmasın, kendine bir hobi edinsin. Neyden hoşlanıyorsa, neyden zevk alıyorsa onu yapsın yani. Sizi tanıyalım lütfen. Ben Sibel Gülhan. 2016'da başladım ben buraya. Aralık'ta tam. O kadar zamandan beri benimle başlayan çoğu bıraktı. Ben hiç bırakmadım çünkü çok seviyorum. Kendimi bulmama sebep olan en güzel hobi diyeyim. Ne kadar güzel. Yeteneğinizi keşfettiniz. Burada kendi alanınızı yarattınız belki de. Evet. Hiç bilmediğiniz bir yönünüz ortaya çıktı. Yani lise yıllarında diğer arkadaşlar gibi yapıyorduk. Özel resim derslerimiz vardı da. Renge bu kadar aşık olduğumu, rengi karıştırmayı ve ruhumu renge dökmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla benim resimlerim hep kadındır, kadın vücududur ve ruhanidir. O an ne hissediyorsam onu yaparım. Kadının sırtına bayılırım. O mesela bir balerin çizmek en sevdiğim şeydir. Jimnastik yapan bir kadını, çünkü kadın vücudundaki o estetik. Kaslar, estetik, duygularla beraber hareket eden vücudu çok seviyorum. Ne kadar güzel resmi ya, bize seviyorum. Adeta yaşattınız. Yani sürekli kadın çizdiğim için bana söylüyorlar. Arada başka şeyler de çiziyorum ama kendimi kadın veya çocuk, onların masumiyetiyle, duygusallığıyla bütünleştirdiğimde resmi döküyorum. Döküyorum. Ne kadar güzel. Yani resimle kendinize bambaşka bir hayat yarattınız aslında. Esasında resimle kendimi, duygusal yönümü, sükuneti, huzuru, bunları buldum. Ben çok konuşan bir insanım. İnanılmaz konuşurum gerektiğinde, gerekmediğinde. Ama resimde en çok konuşmayın diye kızan benim. Ses duymayı sevmiyorum. Çünkü ben kendi beynimle ve resimle konuşurum. Bütünleşiyorsunuz yaptığınız resimle. Evet. Ve Zühre Hocam'ın yardımlarıyla kendimi geliştirdim. Buna inanıyorum artık. Kendime de zaten atölye açtım. Sırf yalnız işleyeyim diye. Ne kadar güzel. Kendinize böyle bir alan yarattınız. Evet. Kendi yeteneklerinizi keşfettiniz. Çevrenizde peki sizden esinlenerek resme başlayan arkadaşlarınız oldu mu? Tabii başlayan var. Mesela Meyrem bizden esinlenerek geldi. Ve burada ayrı bir dostluk, arkadaşlık, keyif alanı yarattık kendimize. Bazen resim yapmayacak olan yapmayan arkadaşlar da geliyor. O keyfin içine giriyorlar. Bir süre sonra zaten o sihir, büyü çeker onları. Yani bazıları yağlı boya çalışır. Bazıları genelde biz akrilik boya çalışırız. Ya bence herkes katılabilir, herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki yapmayı istesin. Çok özel değilse çalışmanızdan duygusunu bize aktarır mısınız? Şimdi neler çizmek istiyorsunuz? Şimdi bu bir altın piramit olacak. Piramit ışığı yayandır, ışığı çekendir. Burada ışıklardan sütunlar yapacağım ve her tarafa yayılan ışıklar yapacağım. Huzuru, güveni ve içimdeki sevgiyi yaymaya niyet ediyorum bu resimle. Yani o ışığı yayacağım. Altın olacak zaten bazı yerler. Ne kadar güzel anlattınız. Huzur, yani ben burada sadece huzur görüyorum. Peki böyle bizi izleyenlere neler tavsiye edersiniz? Hayatını doldurmak, günlük koşuşturmadan uzaklaşmak veya böyle hep vakit bulmayan yoğunlukta kendine yani bir fırsat yaratmak isteyenler için. Yani ben resme başladığımda iş hayatındaydım.
Ve sadece o günleri inanılmaz sabırla beklerdim. Hiçbir yere gitmezdim. Hayatım iş, spor ve resimdi. Şimdi sadece resimdir. İşi tamamıyla bıraktım. Ben inanılmaz işkolik bir kadındım. Bir anda bıraktım. Resmin sayesinde aklıma bile gelmiyor iş. Ya bence resim, el işleri, önemli olan elleriyle yapabilecekleri üretime giren kadınlar veya erkekler fark etmiyor. Hayatın içinde kendine yol açıyor. Çünkü sükuneti, sakinliği bulabiliyorlar. Birkaç dakika bile olsa o sükunet, o huzur veren duygu hayatına yayılıyor insanın. Ben 2016'nın aralığında başladım ve şu anda öfke anımda bile öfkemi giderebilecek durumdayım. Ki ben öfkeliydim. Aslında bir terapi yöntemi diyor sizin için. Zaten sanat terapi, üretim terapi. Yani ya toprakla uğraşsınlar ya tuvalle. Evet Zühre Hocam. Artık öğrencilerinizdeyim. Önce onlarla sohbet ettik. Gayet güzel kendilerini anlattılar. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben mutluyum Mavfırça Sanat Evi'ni açtığım için. 2009 yılında büyük bir hayalle başladım. Hayalim gerçek oldu. Amacım zaten yüreklere dokunmaktı. Küçük, büyük, herkese dokunabilmekti. Bunu başardımsa ne mutlu bana bu yaşamımda. En büyük hedefimdi. Onlarla birlikte hem sanatı sevmek, sanatı yaşamak ve yaşatmak ve farklı yüreklere de dokunabilmek. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize. Aslında sanatın olduğu yerde güzellik var, duygu var, heyecan var, hayat var değil mi? Evet. Aslında sanatsız toplum yaşamaz. Mustafa Kemal Atatürk de söylemişti. Bir bacağı kırık kalır toplumların. Bizim de onun için sanatla aslında birçok şeye ulaşabiliriz. Birçok insanın duygularına birçok mesajı verebiliriz sanat yoluyla. Çünkü sanat o kadar değerlidir ki toplumların vizyonlarını açabilmek için, kişilere ulaşabilmek için veya dünyaya açılabilmek için, bizim gibi ülkelerde özellikle sanat yoluyla ulaşabiliyoruz biz birçok dünya ülkesine. Sanatımızı götürerek ülkemizi tanıtıyoruz açıkçası. Bizim gibi bu tür toplumların en büyük ihtiyacı sanattır aslında. Sanatta aslında şiddet yoktur. Sanatta şiddet sadece boyalarla kavga ederiz biz. Renklerle mücadelemizi yaparız ve bir vurgu yaparız. Beyaz tuvalin üzerine vurduğumuz o renkler de bizim duygularımızı, bizim yüreğimizden akıttığımız sevinci, belki de dramı, mutluluğu insanlarla paylaşıyoruz. Paylaşmak da çünkü çok güzel bir şeydir. İnsanı çoğaltır ve besler. Sanatla uğraşan insanlar bir müddet sonra paylaşmayı tercih eder. O paylaşma da belli bir doyum noktasına getirir insanı ve mutlu eder. Ne kadar güzel anlattınız. Buraya geldiğimizde zaten paylaşmak dediniz. O kadar güzel bir ortam yarattınız ki, bir aile gibi oldunuz adeta. İlk önce konuştuğumuz kursiyerleriniz de kendilerini ifade ettiler. Buraya gelerek arkadaşlık kurduklarını, sosyalleştiklerini aynı zamanda. Peki genelde bayan mıdır kursiyerler? Evet, genelde bayandır kursiyerler. Miniklerde vardı, küçüklerde ilkokul öğrencilerim vardı. Onlarda erkekler vardı. Pandemi dolayısıyla zaten onu kapatmıştım çünkü risk altındaydı onlar. Ondan sonra şey yapamadık. Bu dönem belki birazcık bir küçük grupla başlayabiliriz. Onlarla çünkü onlarla hiç yaşlanmıyorum aslında. Onlar benim için ayrı bir heyecan oluşturuyor. Farklı bir etki onlarla da çalışmak. Büyüklerle genellikle hep kadınlarla çalıştım. Bu da beni aslında mutlu ediyor. Kadınlarla birlikte bir şeyler üretmek, kadınlarla da bir şeyler yapmak, paylaşmak bizi aslında
çok kocaman bir aile yaptı. Büyük bir aile olduk. Çünkü çok uzun zaman birlikte olduğum arkadaşlarım var. Yani çoğu öğretmen aslında, öğretmen arkadaşlarım, ev hanımları da var tabii. Yani öğretmenlerin öğretmeni de oldum bir yerde. Çok değişik bir duygu benim için. Yani çok farklı bir duygu onlarla birlikte olmak, paylaşmak, atölyemi paylaşmak, sanatı birlikte paylaşmak. Çok güzel bir duygudur. Yani bu sanatla uğraşan insanlara aslında önerebilirim, tavsiye edebilirim. Sanattan uzaklaşmasınlar bence. Kucak açsınlar, atölyelerini paylaşsınlar. Bence güzel şeyler çıkar. Buradan resmi merakı olanlara size de aynı soruyu sorayım. Ve hiçbir zaman cesaretini toplayıp bir adım atamamışlara neler söylemek istersiniz? Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Yeteneksiz insan yoktur. Ben öğrencilerime de girdiğim zaman sınıfa söylerim. Hepinizin aslında bir yeteneği vardır. Bunu keşfetmeniz önemlidir. Öğrenim sürecinde de neye karşı daha çok yeteneğiniz olduğunu keşfedersiniz. Bir öğrenme sürecidir. Resimde öğrenilen bir şeydir. Ha, yetenek her şey için bir yetenek istenir. Müzik aleti çalabilirsiniz ama bir sanat eseri yaratmak için, bir beste yapmak için, farklı bir şeyler üretmek için tabii ki yetenek gerekir. Resimde de aynı şey. Ama öğrenilmeyecek hiçbir şey yoktur. Her şey öğrenilebilir. Sadece %50 istemek önemli. %50 isterseniz zaten gerisi gelecektir muhakkak. Yani yetenek orada devreye girmez zaten. İstediğiniz zaman, istedikten sonra azimle, çalışarak devreye girer. Yetenek farklı bir şeydir tabii ki. Bir üst level'a çıkartır kişiyi yarattığı şeyden dolayı. Ama bu engel değildir bir şeyler üretmeniz için, bir şeyler çizmeniz için ya da bir şeyler yapmanız için. Bence herkes bir ucundan başlamalıdır. Ben yeteneksizim dememelidir. Muhakkak gizli kalmış bir yeteneği vardır herkesin. Hayata dair Mausa programında bu hafta Mavi Fırça Sanat Evi'ndeydik. Kursiyerler ve sanatçı Zühre Özkaraman'la birlikte olduk. Haftaya bir başka konu ve konuklarla görüşmek üzere.